Evet, Galip Ensarioğlu benim adımı vermeden basın üzerinde yapılan bir tartışmayı ifade etti. Evet, ben Diyarbakır'da kayyum olarak atanan valinin yolsuzluk yaptığını, hırsızlık yaptığını ve Galip Bey'in de milletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim. Çünkü kendisinin bana yönelik bir saldırısı vardı. Ama kendisinin cevabı olayı aydınlatmak yerine asla ağzımı almayacağım ve bir Kürde, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için senin düzeyine düşmeyeceğim dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün Diyarbakır'a soralım. Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına. Onlar ay, yine şerefsiz diyorsun, yine öyle diyorsun. Burada DEDAŞ'ın, DEDAŞ'ın kayınbiraderi şu anda taşıma işini yapıyor. Hırsızlık yapan sizsiniz. Kimi? Lütfen. Devam edin. İspat etmezsen şerefsizsin. Bir dakika Halif Bey, Halif Bey, söz vermeyin. Sensin. Halif Bey. Halif Bey. İftira etme. Şerefsiz sensin. Şerefsiz sensin. Sensin. Ulan iftira etme. İftira etme. Şerefsiz diyor ya. Dur ya. Şuna bak. Terbiyesiz. Şerefsizliğe bak ya. Sayın Beştaş buyurun. Sayın milletvekiller. Sayın Beştaş buyurun. Buyurun konuşun Sayın Beştaş. Yok öyle bir şey yok. Tansiyonu yükseltmeye gerek yok. Tansiyonu biz mi yükseltiyoruz? Birleşime 10 dakika ara veriyor. Değerli milletvekilleri, biz yangınla ilgili önergeyi görüşüyoruz. Fakat AKP milletvekili daha önce basın üzerinden yapılan bir tartışmayı kişiselleştirerek şahsıma yönelik saldırdığı için bu yanıtı vermek durumunda kaldım. İstanbul adaylığım sürecinde kendisinin bana yönelik sözlerine yanıt vermiştim. O da bugün kürsüye yürüyerek şerefsiz dediği gibi bana basın açıklamasında, röportajında şerefsiz dedi ve ben de senin düzeyine düşmeyeceğim diyerek o lafı kurmadım. Ve bugüne kadar da 2015'ten beri milletvekiliyim, tek bir insana şerefsiz dememişim. Hiçbir insana da şerefsiz demedim. Çünkü benim ahlakıma uygun değil. İlk kez bana söyletti bu kavramı. Kürsüye yürüdü. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bu kavram için öncelikle seçmenlerimden ve halktan özür diliyorum. Ve Galip Ensarioğlu'nu da Diyarbakır halkına emanet ediyorum. Şikayet ediyorum. Kürsüde üzerime yürümesinin izahını kendisi halka yapsın. Biz burada DEDAŞ'ın pozisyonunu, yangındaki katliamı anlatırken kendisinin en önemli derdi kişiselliğiymiş demek ki. Bunu başka şekillerde konuşabilirdik. 15 insan öldü. Helikopterleri göndermedik. Gece görüşü yok diyen kendisiydi. Burada bunun izahını yapması gerekirken kayyumun kasasını boşalttığı Diyarbakır Belediyesi'ni suçlama cüretinde bulundu. Ya insanda biraz vicdan olur ya. Eskiden bu kadar vicdansız değildi. Bu katliamı meşrulaştırıyor. Bu katliamı meşrulaştırmak için bunu kişiselleştirdi. Ama o 15 canımızın da, o doğanın da, o hayvanların da hesabını soracağız. Ve Ensarioğlu'nu başta Diyarbakır halkına... Bir şeye sebebiyet vermeden. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Aslında az önceki hadise kendisine de bana da yakışmazdı. Doğrudur. Benim de varsa bir bana yakışmayan bir şey, ben özür de dilemesini bilirim. Ancak herkes iyi bilir ki biz şerefimiz için yaşarız. Ben İstanbul seçimlerinde kendisini hakkında yorum yaparken kendisi hakkında yorum yapmadım. Bir siyasi analiz yaptım. Asla tek bir kelime hakaret kendisine yönelik yoktur. Şeyim orada, açıklamam. Ama onun üzerine kendisi benim kayyımlardan beslendiğimi,
Yani şerefime yönelik bir ithamda bulundu. Ben de dedim ki kendisini şerefsiz demedim. Dedim ki benim şerefime yönelik bir ithamda bulunmuşsun. İspat etmezsen iddianı şerefsizsin dedim. Belki o da bana yakışmazdı. Çünkü yani şerefime yönelik bir saldırı vardı. Şimdi burada da az önce Sayın Başkan konuşurken belediyelerin kayımlar tarafından nasıl içinin boşaltıldığını, yolsuzluk yapıldığını açıkladı. Ben de çıktım burada. Yangının asıl sorumluluğunun, birinci derece sorumluluğunun belediyelerde olduğunu, kendi eş başkanlarının 4 saat sonra geldiğini, yangın söndüğünden yarım saat sonra geldiğini iddia ettim. Belediye araçlarının yeteri anlamda oraya sevk edilmediğini söyledim. Ve ardından da madem yolsuzluktan bahsediyorsunuz, Ariana firmasına daha bir hafta önce geçen yıl 17 trilyona ihale edilen ilaçlama işinin 63 trilyona artı KDV'ye nasıl verildiğini ispat etsinler. Cizre, Viranşehir ve Van belediyelerine de aynı firmaya 21B üzerinden bunu nasıl verdiğini ispat etsinler. Ondan sonra imar müdürü yaptıkları hanımefendinin eşinin arsasını yeşil alandan nasıl imara açtığını ve Diyarbakır'ın suyunu kestiklerini deplase... Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Sayın Koçyiğit, buyurun. Şimdi, gündeme girmemize fırsat verin. Buyurun. Tam da onu söyleyecektim Sayın Başkan. İşte bir gündem böyle manipüle edilir. Bir halkın acısı böyle manipüle edilir. Yani bunu yangın olduktan sonra kalkıp kamuoyuna bu yangın DEDAŞ'tan değildir, anız yakmadandır diyen anlayışla kalkıp burada hükümetin sorumluluğunu aklayıp gerçekten 8 yıldır içi boşaltılan bizim belediyelerimizi suçlu göstermenin kendisi ne akla, ne hukuka, ne de vicdana sığar. Bizim belediye başkanlarımız, tamamlayayım Sayın Başkan. Bizim belediye başkanlarımız hem Ahmet Başkan ve hem Diyarbakır hem de Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız, DVP'nin 2 eş genel başkanı, benim bölgedeki bütün milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimiz sabaha kadar oldaydı. 4 saat 4'e kadar ben koordinedeydim. İçişleri Bakanlığı'yla bizzat ben görüştüm Sayın Bakan. Buyurun tamamlayın. Buyurun. Siz neyi anlatıyorsunuz Sayın Ensaroğlu? Ben anlamıyorum. Valiniz, vekilimiz de telefonuna çıkmıyor. Kriz koordinasyonu kuruyorsunuz, dahil etmiyorsunuz. Bu ülkede olan, gece görüşü olan helikopterleri Diyarbakır'ın, Mardin'in ciğerini söndürmek, ateşini söndürmek için göndermiyorsunuz. Kalkıp bunu da gelip bu kürsüden aklamaya çalışıyorsunuz. Ya siz o bölgenin insanısınız, insanısınız. Hiçbir içiniz acımıyor. 15 insan öldü ya. 15 insan senin de hemşerin, senin de akraban, senin de komşun. Niye demiyorsun ki ey hükümetim, ey devletim, gönder helikopter gönder, gelsin ateşi söndürsün demek yerine gelmişsin burada hamaset yapıyorsun. Şimdi belediye yolsuzluklarını konuşmaya mı? Buyurun Hodri Meydan. Araştırma önergesi verelim. Kayyumun yolsuzluğunu da, varsa bizim belediyemizin yolsuzluğunu da araştıralım. Araştırmayan namerttir. Cumhuriyet... Anladım ya. Evet. Neyse. Sayın Beşiktaş buyurun. Son 1 dakika buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Galip Bey sözlerini tekrar etti aslında, basına verdiği sözleri. Ben bunu uzatmayacağım. Şunu söylüyorum. Bu sözlere atfen Kayyum'un yolsuzluklarından, hırsızlıklarından, o yönetim sırasında halkın hakkını cebine koyanların hepsi namerttir, şerefsizdir diyorum. Bu kadar.